Merhaba değerli arkadaşlar. Lozan Konferansı ve Anlaşması ile karşınızdayım. Lozan önemli bir konu. 2021 lisans KPSS'de, ön lisans yok biliyorsunuz o senede, lisans KPSS'de sorusu çıkan bir konu. Zaten bir KPSS adayının arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndaki anlaşmaları, Mustafa Kemal'in sözlerini, Kurtuluş Savaşı'nın diğer isimlerini, hani Sakarya'nın diğer ismi, Büyük Tarun'un diğer ismi, hepsini bilmesi gerekiyor. Lozan'ı zaten çok iyi bilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü Lozan, bir, Kurtuluş Savaşı'nın tamamlayıcısıdır. İki, hangisi Atatürk dönemidir, değildir sorusunun tamamlayıcısıdır. Üç, Türk dış politikası bir konumuz var arkadaşlar. %50'si Lozan'dır. Neden? %50'si dünya barışına katkı dönemi olur dış politikanın. %50'si Lozan'dan kalan sorunları çözmek olur. Dolayısıyla Lozan, herkesin çok iyi bilmesi gereken bir konu. Peki, Lozan'da başarılı olmanın ilk koşulu ne? Algıları açıyoruz. Türkçeyi güzel kullanıyoruz. Mesela Lozan'da tartışılan konular farklıdır. Lozan'dan sonra tartışılan konular farklıdır. Anlatabildim mi? Da'dan ekleri arkadaşlar sorunun cevabını değiştirir. Peki bizi Lozan'a götüren süreç nedir? Tabii ki Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızdır. Mudanya'yı yapmamızdır. Peki biz Lozan'a tek mi gittik, çift mi gittik? Tek gittik. Arada saltanatı kaldırdık. TMM tek başına katıldı. Peki burada Lozan'da nasıl sorunlar yaşandı? Mustafa Kemal bu konferansın özellikle İzmir ve çevresinde olmasını istedi. Neden? Gelin dedi, yakıp yıktığınız yerleri görün, bizim zaferimizi görün, biz nereden nereye geldik bu süreci yaşayın dedi arkadaşlar. Ama tarafsız olduğu için İsviçre'nin Lozan kenti tercih edildi. Bir de bu konferansa İsmet Paşa'nın bir sözü var. Her soru bankasında TYT, AYT, KPSS çıkar. Çok kan akıttık, çok ızdırap çektik. Biz de diğer milletler gibi hür ve eşit olmak istiyoruz. Bağımsızlık ve eşitlikten taviz vermeyeceğimizi ortaya koyuyoruz. Lozan Konferansı arkadaşlar 9 aylık bir süreçtir. Yani öyle küt diye anlaşma olmamıştır. Görüşmeleri kesilince, kesilmesinin nedenleri, geçen yıl çıktı sorusu, 2021'de çıktı. Görüşmeler kesince biz ne yaptık? Maddeleri nelerdir? Lozan'dan sonra neler sorun olmuştur? Bunlara beraber bakacağız. Hadi bismillah. Lozan Konferansı'nda gözlemci devlet kimdir? ABD. Peki Lozan Konferansı'nda heyetimizin başkanı kimdir? İsmet İnönü. Değerli arkadaşlar, İsmet İnönü hangi sıfatla gitmiştir? Dışişleri. Hocam, kimdi Dışişleri Bakanımız? Yusuf Kemal Tengişek'ti. Lozan'dan önce istifa etti, gönüllü olarak yerine İsmet İnönü seçildi. Bunun sebebi nedir? Onu söyleyeyim. O dönemde gençler icra vekilleri heyet başkanı, yani hem meclis başkanı hem hükümet başkanımız Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay da biliyorsunuz her şeye katılmayı seviyor. Mondros'u gitti imzaladı. Amasya genelgesi imzaladı. Erzurum'u imzaladı. Ne versen imzalıyor. Nereye çağırsan gider. Yaşasa senin kına gecene bile gelir. Öyle bir adam. Mustafa Kemal diyor ki ya Rauf Bey seni gönderirdik ama vallaha da billaha da diyor, Dışişleri Bakanı'nı çağırdılar. O yüzden İsmet gidiyor diyor. Aslında gerçek sebep ne? İsmet'in Mudanya'sı var, Rauf Orbay'ın Mondros'u var. Anlatabildim mi arkadaşlar? Başarılarından dolayı İsmet İnönü'yü gönderdik. Heyetimizde kim var? 2012-13'te çıktı bu soru. İsmet İnönü, Hasan Saka, Rıza Nur, Tevfik Bıyıklıoğlu, Celal Bayar, arkadaşlar Yahya Kemal Bayatlı, yani değişik envai çeşit insanlar var. Ama en azından İsmet İnönü'yü, Hasan Saka'yı, Rıza Nur'u iyi bilelim. İsmet İnönü hangi sıfatla gitmiş? Dışişleri Bakanı gitmiş. Dönemin başbakanı kimmiş? Rauf Orbay. Şimdi bu konferansa ticaret için katılan ülkeler. Belçika, Portekiz. Bunlar ticari konular için katılmıştır. Borçlar için katılan ülkeler Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan. Bunlar borçları görüşmek için. Boğazlar için katılan ülkeler arkadaşlar Rusya ve Bulgaristan. Şimdi neden? Bunların Karadeniz'e kıyısı var. Evet, bu cümleyi unutmayın. Karadeniz'e kıyısı oldukları için. Konferansın resmi dilini arkadaşlar, Fransızca. Evet, ticaret için katılan kim? Belçika, Portekiz. Borçlar için katılan kim?
Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan arkadaşlar. Boğazlar için yine Rusya ve Bulgaristan var. Resmi dili kim? Fransızca. Dikkat! TÜBİTAK'ın taviz vermediği konular. Hocam misak-ı milli, hocam boğazlar, yasaklıyorum. Yuvarlak cevap yok. Taviz vermediğimiz konular Ermeni meselesi. Soruda Ermeni meselesi demez, azınlıklar der. İkisi aynı şeydir. Bir de arkadaşlar kapitülasyonlar. Evet, Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar. Azınlıkla Ermeni meselesi aynı şeydir. Gözünü seveyim, sakın boğazlar, misak-ı milli demek yok. Mustafa Kemal heyete diyor ki, 14 maddelik bir de şey veriyor, talimatname veriyor. Bunlara diyor uyacaksınız, bu konudan taviz vermeyecekseniz, verirseniz zaten ülkeye dönmeyin diyor arkadaşlar. Evet, peki biz bu konferansa Kasım'ın 1922'nin Kasım'ında başladık. Konferansta taviz vermemiz konuları vurguladık. 3-4 ay sonra 4 Şubat 1923'te görüşmeler kesildi. Evet, 2021 lisans KPP sorusu. Şubat 1923'te görüşmeler kesildi. O zaman şu soru. Neden kesildi? Değerli arkadaşlar, kesilme sebebi 1. Irak yani Musul. 2. Arkadaşlar, tazminat. Bakın biz Yunan'dan tazminat olarak peşin para istiyoruz. O bize toprak vermeye çalışıyor. Oldu mu? 3. Değerli arkadaşlar, borçlar, kapitülasyonlar, taviz vermiyoruz. Ermeni meselesi. Evet. Irak demez, soruda Musul der. İşaretleyin bunları. Irak, tazminat, Musul, borçlar, kapitülasyon, Ermeni meselesi. Bunlar bizim, bu ve buna benzer konular, taviz vermediğimiz konulardır. Değerli arkadaşlar, ÖSYM bize neyi sordu? Hangisi taviz görüşmelerin kesilme nedenleri arasında yer almaz diye sordu. Nüfus mübadelesi görüşmenin kesilme sebebi değildir. Değildir. Nüfus mübadelesi daha sonra Lozan'dan sonra uygulamadan kaynaklanan bir sorundur. Anlatabildim mi? Uygulamadan kaynaklandığı için Lozan sonrasıdır. Soruda buradan tuzağa düşmüşler. Zaten cevap da buydu. Peki ÖSYM 2021'de neyi kullandı? Tamirat kelimesini kullandı. Yani tazminat demedi de tamirat parasını kullandı arkadaşlar. Bunlar da görüşmelerin kesilme sebeplerindendir. Peki biz görüşmeleri kestik. Kestik, masadan kalktık. Kalktığımız sırada arada hangi çalışmaları yaptık? Görüşmeler kesilince. Birinci tevme hangi çalışmaları yaptı? Bir. İnkılaplarda göreceğiz. İzmir İktisat Kongresi. Değerli arkadaşlar, bunun da başkanı kim olacaktır? Kazım Karabekir. Misak-ı iktisadi. Bakın, kapitülasyondan dolayı benim kalbimi kırıyorlar. Kapitülasyondan dolayı. Bağımsız ekonomi istiyorum. Beni kabul etmiyorlar. Ben masadan kalkıyorum ama bağımsız ekonomiden vazgeçmiyorum. Arada İzmir İktisat Kongresi'ni yaparak Avrupa'ya mesaj veriyorum. Hani iki sevgili ayrılır, birisi story'den devamlı arabesk şarkılar paylaşır. Niye? Ayrıldık ama aklım hala sende. Veya kimi de saçma sapan çok mutluyum modlarını yapar. Öyle şeyler yapmayın. Biz de masadan kalktık, İzmir İktisat Kongresi'ni yaptık. Hala bıraktığın gibi izledik. Hala aynı görüşteyiz. Bağımsız ekonomiden taviz vermeyeceğiz dedik arkadaşlar. İki, Musul'a sefer hazırlığı yaptık. Zaten biz Türklerin psikopat damarı budur. En büyük blöfümüz budur. Canımız sıkıldı mı nereye sefer hazırlığı yaparız? Musul'a. Adettendir bu arkadaşlar. Her zaman olur. Mustafa Kemal diyor ki, mektup yazıyor konferansa. Canımı sıkmayın diyor. Kızıl Ordu ile beraber Musul'a kadar giderim. Kızıl Ordu kim? Rusya. Çok güzel şey izliyor arkadaşlar. Taktik izliyor. Bir de değerli arkadaşlar, 3 Nisan 1923'te seçimler oluyor. Milletvekili seçimleri. İşte buraya dikkat edin. Nisan'da seçimler oluyor ama ikinci meclis göreve Nisan'da gelmiyor. Ağustos'ta geliyor. Yoğunluktan dolayı. O yüzden Lozan'a katılan ve imzalayan dersem birinci meclis, onaylayan dersem ikinci meclis. Seçimler Nisan'da,
Ama göreve gelmesi Ağustos'ta. Okey? Peki, görüşmenin kesme nedeninden bahsettik. TVM'nin arada yaptığı çalışmalardan bahsettik. 2021 sorusundan bahsettik. Tabii bu görüşmenin kesilme sebeplerine Hatay dersiniz, arkadaşlar adalar dersiniz, olur bunlar. Ama mübadele sonradan olan bir konu. Peki, şimdi biz görüşmeleri kestik ama 1923'ün Nisan ayında, TVM'nin doğum gününde, 23 Nisan'da İngiltere kökenli bir mesaj geldi. Gelin tekrar görüşelim dedik. Görüşmeler tekrar başladı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barışı imzalandı. Lozan'a kadar geldim, şükür. Peki, Lozan'da alınan kararlar nelerdir? Buyurun beraber bakalım. Serkan'ım kaydır beni. Evet, alınan kararlar değerli arkadaşlar. Madde madde gidelim. 1. Taviz vermediğimiz konu. Hangi konuydu? Boğazlar konusu. Arkadaşlar, Boğazlar Türkiye Başkanlığı'nda uluslararası komisyona bıraktık. Komisyon başkanı Türk, başkan da Vasıf Temel. Evet, ilk başkanı Vasıf Temel'dir. Boğazların temel reisi. Aklınızda böyle kalsın, Vasıf Temel. Şimdi buraya dikkat edin, gaza da gelmeyin. Türkiye Başkanlığı'nda uluslararası komisyona bırakılması iyi bir şey değil. Ama hocam başkanı Türk değil. Başkanı Türk ama komisyon yönetiyor ve her iki yakada benim askerim yok. O zaman cevap ver, bana itaat et. Lozan'da bağımsızlığı zedeleyen tek madde Boğazlar. Evet, Lozan'da bağımsızlığı zedeleyen tek madde neymiş? Boğazlar. Her iki yakada Türk askeri yok. İşte bunu biz Montreux'le düzelteceğiz. Askerimiz gelecek ama Montreux'le. Tamam? İki, arkadaşlar, Ermeni meselesi. Bizim istediğimiz gibi çözüldü. 3. Değerli arkadaşlar, kapitülasyonlar. Bu da bizim istediğimiz gibi çözüldü. 4. Dış borçlar. Evet, dış borçlar. Lozan'da tartışılmıştı bu. Neden? Bütün borçları bana kakalamaya çalışıyorlar. Ya kardeşim diyorum, Trablusgarp benden gitmiş. Ben niye bunun borcunu ödeyeyim? Atıyorum. Ödeyeceğim, ödeyeceğim derken borçların bir kısmını ne yaptık? Üstlendik. Dış borçlar arkadaşlar frank üzerinden veya kağıt para üzerinden olacak. Duyunu umumiye pasifize olacak. Dış borçlar idaresi pasifize olacak. 5. Şu an çözdüm bakın. Çözmediğim sorun yok şu an. İyi ya da kötü çözdüm. Lütfen Türkçeyi güzel kullanalım. Çözülmeyen konu farklıdır. İstediğimiz gibi çözülmeyen konu farklıdır. 5. Değerli arkadaşlar, yabancı okullar. Evet, yabancı okullar kime bağlandı? Bize bağlandı. 6. Azınlıklar. Arkadaşlar, azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Şimdi size yorum yapayım. Avrupalı devletler İçişlerime karışmak için en çok neyi kullanır? Azınlık haklarını kullanır. Azınlıklar Türk vatandaşı olursa Avrupalılar onlar vasıtasıyla bana müdahale edemez. Tamam? Şimdi tahtaya bakın. Kapitülasyon. Duyunumiye gitti. Okullar bize bağlandı. Azınlıklar Türk vatandaşı oldu. Hepsinin ortak amacı İç işlerime karışılmasını engellemek. Evet, iç işlerime karışılmasını önlemek diye yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada neye dikkat edeceğiz? Bir ekstra bilgi vereceğiz. Biz kapitülasyonları kaldırdık ama 5 yıl gümrük vergilerini arttırmayacağız diye söz verdik. Arttırmayacağız. Evet, yani kapitülasyonları kaldırıyorsun ama bir anda ülkenin ekonomisi düzelmiyor. Çünkü 5 sene daha taahhütname verdik. Tamam, bu da güzel bir detaydır arkadaşlar. Peki devam edeyim. Diğer maddelerimiz 7. Patrikhane. Şimdi Mustafa Kemal Patrikhane'den gıcık kapıyor. Neden? Ya bu Yunan Kızıl Haçı'ndan tut, Kordos'tan tut, bütün zarar cemiyetlerinin gizli sponsoru kim? Patrikhane. Dolayısıyla Mustafa Kemal, Fener'in Patrikhanesi kaldırmak istiyoruz ama diyorlar ki ya dinsel hoşgörüye aykırı, tarihi bir şeyi var vesaire.
kaldıramıyoruz. O zaman cevap ver. Lozan'da istediğimiz gibi çözülmeyen konular dediğinde Boğazlardan başlıyorsun, yanına kimi koyuyorsun? Patrikhane'yi koyuyorsun. Çözüldü ama istediğimiz gibi çözülmedi. Tamam? Evet. Kaldırmak istedik. Kaldıramadık. Sekiz arkadaşlar. Nüfus mübadelesi. Evet, bunu iyi bilelim. Nüfus mübadelesi. Bunu iyi bilelim arkadaşlar. Şimdi konuda çok sert iki tane soru çıktı. 2004'te ve 2014'te çıktı arkadaşlar. Hemen soruları söyleyeceğim. Nüfus mübadelesine göre, bunu Yunan'la yapıyoruz. 1. İstanbul'daki Rumlar sabit. İstanbul'daki Rumlar sabit. Batı Trakya'daki Türkler, bunlar da sabit. Yani yerleşik. Sınıf sabit demez. Bunlara etabli deriz. Ne dermişiz? Etabli. Batı Trakya'da yaşayan Türkler kalacak. İstanbul'da yaşayan Rumlar kalacak. Diğerleri evli evine, köylü köyüne. Mesela Isparta'da, Burdur'da, Antalya'da yaşayan Rum İstanbul'a gitmeyecek. Yunanistan'a gidecek. Anlatabildim mi? Batı Trakya'daki Türkler, İstanbul'daki Rumlar sabit. Diğerleri evli evine, köylü köyüne. Peki buradan neyi güzel bilmemiz gerekiyor? Batı Trakya neresi? E hocam Trakya'nın batısı. Çok mantıklı ama öyle sormuyor Hüseyin'e. O yüzden öğrenin. Gençler Batı Trakya derse soruda İşkece, İşkece, Gümülcine, Dedeağaç, Sofulu. Bakın Selanik yok. İşkece, Gümülcine, Dedeağaç, Sofulu. Bu bölgedekiler kalacak. Diğerleri gelecek. Tamam. Soruyu da güzel anla. ÖSYM sana soruyor. Hangisi değişimin dışında tutulmuştur? Değişimin dışında tutulmak demek, sabit kalanları sormak demektir. İşte bunlar sabit. Selanik'tekiler gelecek mi kalacak mı? Gelecek mi kalacak mı? Sana güvenmiyorum. Gelecek. Ama İşkece, Gümücüne, Sofulu, Dedeağaç oradakiler kalabilecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Mübadele kelimesi önemli. Burada çözüldü. Ama daha sonra Yunanlar ne yaptı? Allah dedi. Anadolu'daki bütün Rumları İstanbul'a gönderdi. Hani anlaşmaya göre biz oraya karışamıyoruz ya. O yüzden nüfus mübadelesi Lozan'dan sonra sorun oldu. Zaten ben birazdan gireceğim. Lozan'dan sonra neler sorun oldu göreceğiz. Devam edelim. Mübadele bu. 9. Adalar. Değerli arkadaşlar, Kıbrıs İngiltere'de kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Mısır ve Sudan'dan çekildi. Peki Ege adaları ne oldu? Ege, Bozcaada, Gökçeada, Tavşanlı. Bunlar bizde. Bak şimdi buraya. Diğerleri silahsızlandırmak suretiyle, silahsızlandırmak suretiyle, vurgu bu. Hocam kim bunlar? Nikerya, Sisam, Sakız, Midilli. Evet. Arkadaşlar bunlar da kimde olacak? Yunan'da olacak. Bakın burada vurgu ne? Silahsızlandırmak. Lütfen buna dikkat edin. ÖSYM çok zor bir soru sormuş yıllar önce. Demiş ki hangisi Atatürk dönemi gelişmeleri arasındadır? Türk Tarih Kurumu, atıyorum Medeni Kanun, herkesin bildiği şeyler. Araya bunu koymuş. Ege'nin silahsızlandırılması. Evet. Bozcaada, Gökçeada, Tavşanlı, bize diğer Ege adaları silahsızlandırılmak suretiyle Nikarya, Sisam, Midilli, Sakız Yunan'da. Oldu mu? Kıbrıs gitti arkadaşlar. Peki sınırlarımız nasıl oldu? Sınırlarımız 10 mu oldu? 10 diyelim. A. Yunan sınırı. Değerli arkadaşlar, Yunan sınırı değişti. Ahmet hocam nasıl değişti? Değişen tek sınır bu zaten. Karaağaç, yazım yanlışı yapıyorum. Ve Bosnaköy, Karaağaç ve Bosnaköy tazminat olarak bize verildi. Lozan'da
Değişen tek sınır Yunan sınırıdır. Kısmen de olsa o Karahaç ve Bosna köylerinde sınır değişti. Devam ediyorum. B. Bulgar sınırı. Değerli arkadaşlar, bu da 1913 İstanbul Anlaşması. Balkanlar'ın sonra yapılan İstanbul Anlaşması geçerlidir. C. Irak sınırı. Dikkat! Musul yani. Çözülemedi. Evet. Şimdi ben soruyorum, ben cevaplıyorum. İstediğim gibi çözülemeyen farklıdır, çözülemeyen farklıdır. Lozan'da 3 tane teki unutmuyorsunuz şu ana kadar. 3 tek. 1. Bağımsız edilen tek madde Boğazlar. 2. Değişen tek sınır Yunan. 3. Çözülemeyen tek sorun Musul. Vallaha da billaha da Musul. Bak vallaha da billaha da diyorum. Lozan'da Musul konusu Türk-İngiliz görüşmelerine bırakıldı arkadaşlar. Daha sonra zaten işleyeceğiz bunları. Tamam? Musul çözülemedi. Kesinlikle çözülmedi. Diğerleri iyi ya da kötü çözüldü. Devam edelim. 4 D diyelim hatta. Güney sınırı arkadaşlar. 1921 Ankara Anlaşması. Hani Hatay hariç çizmiştik ya arkadaşlar. Diğer sınırımız arkadaşlar Kafkas sınırı. Hangi anlaşma? Kars Anlaşması. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan da bahsettik. Peki değişen tek sınırın Yunan olduğunu bahsettik. Kars'la beraber Kuzeydoğu Kafkas sınırımızın sabitlendiğini söyledik, değil mi? Çözemediğimiz sorun Musul dedik. Peki Lozan'ın maddelerinden devam ediyoruz şimdi. Lozan'ı imzaladık. Değerli arkadaşlar, Lozan'ın önemi. Lozan'ın önemi. 1. Mondros'un telsi Mudanya'dır, Sevr'in telsi Lozan'dır. Sevr'i tarihe gömdü. 2. Hürriyet eşitlik ilkesine uygundur. 3. Sömürge altında ezilen devletlere örnek olmuştur. 4. Bağımsızlık ve eşitlik doğrusuna yapılmıştır. 5. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı onaylanmıştır. 6. Halen yürürlüktedir. 7. Lozan'ın yayınlandığı ilk dergi. Hadi bakayım. Lozan'ın yayınlandığı ilk dergi. A. Hastır, B. Düstur. Düstur dergisi. Lozan ilk kez nerede yayınlanmıştır arkadaşlar? Düstur. Tamam. Şu an Lozan bitti. Gitme, bekle. Bitti. Lozan'ı çözdük. Ama her çözdüğümüz konu devamlı çözülmüş şekilde kalmadı. Yeni bir başlık atıyorum. Lozan'dan sonra sorun olan konular. Evet. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Lozan'dan sonra vurgu sonra sorun olan konular. Evet. Rica ediyorum, burayı da güzel anlarsak problem olmaz. Zaten dış politikada göreceğiz. Biz bunu Hırbo gibi saçma sapan bir şifreyle anlatıyoruz arkadaşlar. Artı patrikhane diyoruz. Bakın iyi anlayın burayı. Lozan'dan sonra. Hatay. Lozan'da iyi ya da kötü çözüldü ama Lozan'dan sonra sorun oldu. Dersi böyle dinle. Irak. Musul. Lozan'da çözülemedi. Lozan'dan sonra devam etti. Rum mübadelesi. Lozan'da çözüldü. Lozan'dan sonra sorun oldu. Borçlar, boğazlar. Lozan'da iyi ya da kötü çözüldü, sorun oldu. Okullar çözüldü, sorun oldu. Patrikhane çözüldü, sorun oldu. Evet, çözülmeyen tek sorun Musul'du. Ama Hırbo adını verdiğimiz konular da Lozan'dan sonra tekrar sorun haline geldi. Evet, 3 tek, aşk ile şevk ile. Bağımsız edilen tek madde boğazlar. Çözülemeyen tek konu Musul. Dikkat arkadaşlar, değişen tek sınır Yunan. Tamam. Neye dikkat edeceğiz? Nüfus mübadelesinin sorun olması Lozan'ın görüşme kesilme sebepleri değil. Lozan'dan sonra yaşanan bir gelişme. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Lozan'ı umarım anlamışızdır. Düstur dergisini unutmayacağız. Lozan'ın yayınlandığı nedir arkadaşlar? Düstur dergisidir. Zaten Lozan şu an bile yürürlükte olması bakımından evrensel bir antlaşmadır. Evet, Kurtuluş Savaşı'nı Allah'a şükür ne yaptık? Bitirdik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere.